üzerine, onların gündemiyle toplumun onlardan beklentisi birbiriyle örtüşüyor mu? Bugün bu örtüşmeyi bu toplantıdan çıkacak sonuçta görebilecek miyiz acaba? Konuşalım. Siyasal iletişim uzmanı Suat Özçelebi ve gazeteci Mustafa Yılmaz bizimle birlikte olacak. Suat Bey hoş geldiniz. Mustafa Bey hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sizleri duyamıyorum. Bir sesle ilgilenirseniz arkadaşlar, konuklarımızı duyabilir miyim? Suat Bey sizinle başlayalım. Aslında her iki konuğuma da ilk giriş sorusu olarak aynı şeyi sormak isterim. Ne bekliyorsunuz bugünkü toplantıdan? Şimdi bugünkü toplantıda iki konunun netleşmesini bekliyorum açıkçası. Birinci konu geçiş dönemi yol haritası. Artık herhalde burada son noktayı, çünkü zaten bunu genel başkanlar takip ediyordu. Bu konuda son noktayı herhalde koyacaklar. İkincisi de artık o da sonuçlandı denilen geçiş dönemi yol haritasının ardından bu hükümet programı niteliğinde ya da adayın bir vaat seti, ortak politikalar seti niteliğinde olan iki konu netleşecek. Ama aday konusunun bugün netleşmesi mümkün olmayabilir gibi gözüküyor. Yani ben açıkçası Remziye Hanım 30 Ocak'ta bunların hepsinin artık aday tarafından açıklanması gerektiğini düşünen taraftayım. Yani toplumun beklentisini biraz önce sordunuz ya, ne bekliyor toplum diye. Toplum artık bu hem aday konusunda hem adayın vaatleri konusunda hem de bu geçiş döneminin yol haritasının nasıl olacağı konusunda bir netlik bekliyor. Yani buradaki gizem, başlangıçta merak duygusu, bunların hepsi birbirini besleyen ve iyi şeylerdi. Ama artık burada özellikle aday konusunda çok gereksiz spekülasyonlara dönüştü. İşte bir isim Sayın Kılıçdaroğlu netleşmiş durumda gibi gözüküyor. Ama Türkiye'de siyasette biliyorsunuz bir şeye %100 demek mümkün değil. Hani o ünlü söz, 24 saatte her şey değişebiliyor. O %10'luk opsiyon da gelişebilir ve Sayın Kılıçdaroğlu hayır, ben oradaki eleştirilere katılabilir, kendisinin aday olmasının uygun olmadığına karar verebilir ve bir aday önerebilir, masa bunu kabul edebilir. Yani o opsiyon da hala geçerli, ama bütün bunların hepsinin artık başlık olarak tek tek kamuoyunun nezdinde çözülmesi gerektiğini, bu beklentinin artık tırnak içinde kullanıyorum, bıktırıcı bir noktaya doğru taşınmak üzere olduğunu düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla burada spesifik artık 3 net konu var. Geçiş dönemi yol haritası, vaatler seti ve aday. Bunların ben 30 Ocak'ta ikisinin, ama anlaşılan o ki hani işte yığınla kulis bilgisi geliyor, size de geliyor, sizler de anlatıyorsunuz. Saadet Partisi'nin 12 Şubat'ta adayın açıklanacağı gibi bir ne diyelim, tırnak içinde kulis ağırlık kazandı. Beklenti o tarihe yoğunlaştı diyebiliriz zannediyorum. Evet. Mustafa Bey, siz ne bekliyorsunuz bugünkü toplantıda? Ben de Suat Bey'in ifade ettiği konuların tabii ki katılmamak mümkün değil. Hepsinin ortak şeyleri, ortak söylenen duyumlar. Zaten bu süreci bir kriz başlık. Bir tanesi ortak aday meselesi. Bir tanesi de parlamento aritmetiği. Biz her ne kadar çok fazla aday konusuna doğal olarak odaklanmış olsak da aslında parlamento aritmetiğiyle birlikte düşünmemizde fayda var. Sesim geliyor mu? Aslında sorarsanız biraz kesik kesik geliyor Mustafa Bey. Ben kendi sesimi kulağımdan tekrar alıyorum. Acaba yardım... Onu hemen hallediyor arkadaşlarımız. Hemen sesinizi düzelsinler. O arada ben bir iki cümleyle vakit kazandırayım arkadaşlarıma ve hatırlatayım bir kez daha. Bugün aslında, evet, bugün de aday açıklanmasını beklemiyoruz. Sayın seyirciler, bir sonraki toplantıya yönelmiş durumda bu anlamda aday açıklamasına ilişkin beklenti. Ama bu bugün masada tabii ki önemli başlıkların konuşulmayacağı anlamına gelmiyor. Az önce Suat Bey'in hatırlattığı gibi her şeyden önce temel politikalar metnine son biçiminin verilmesini bekliyoruz bugünkü toplantıda. Mustafa Bey buyurun, zannediyorum şimdi daha sağlıklı olarak hem duyabileceğiz hem de siz rahatça konuşabileceksiniz. Bunu. Evet, az önce ne kadar anlaşıldı bilmiyorum ama iki kritik başlık var bu altılı masanın bundan sonraki süreçte bütün toplumun, kamuoyunun da merakla beklediği. Bunlardan şüphesiz birinci kritik başlık, merak unsuru olan başlık, Cumhurbaşkanı adayı, adayın kim olacağı, ortak aday mı olacak, çoklu aday mı olacak?
Bu noktada Suat Bey'in de ifade ettiği gibi giderek güçlenen bir şey var. Elbette siyasette her şey mümkün ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı giderek güçleniyor. Ama bunu aslında parlamento, çünkü bu ittifakın ya da altılı masanın kritik eşiklerinden, kritik başlıklarından biri de parlamentoda ortaya çıkarılacak sonuç. Çünkü en önemli vaatlerinden birisi sistemi değiştirme, parlamenter sisteme, güçlendirilmiş parlamenter sisteme yeniden dönüş olan bir korelasyonda, bir birliktelikte. Elbette mecliste en güçlü çoğunluğu elde edecek formüllerin de çalışıldığını biliyoruz. Bunu birlikte değerlendirmek, birlikte düşünmek lazım diye düşünüyorum. Evet. Ne bekliyoruz? Hakikaten 2018'den beri Türkiye bir sistemi tecrübe etti. Yani Türk tipi başkanlık sistemi denilen, dünyada çok fazla örneği de görülmeyen bir sistem. Bunun sonuçlarını da adaletten ekonomiye birçok başlıkta, birçok kritik başlıkta görmeye başladı. Sonuçlarını tecrübe etti. Bu sonuçlar gösteriyor ki bu sistem Türkiye'yi taşıyacak, Türkiye gibi jeopolitik, jeostratejik konumu çok güçlü bir ülkeyi bir kişinin kararlarına, bir kişinin yaklaşımına indirgeyecek bir sistemi kaldırması, taşıması mümkün değil. Bu noktada ben her ne kadar bir eleştiri konusu yapılsa da sistem değişikliğinin artık dengesini, kontrolünü, kimyasını kaybetmiş bir sistemde güçlendirilmiş parlamenter sistemin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu biz bir son 2018'den bu yana test ettiğimiz bu sistemde net bir şekilde gördük. Elbette bunun ekonomik sonuçları, bugün bunun adaletle ilgili sonuçları, hayat pahalılığı ile ilgili sonuçları da bizzatihi tecrübe ediliyor. Bu noktada ben beklentinin yüksek olduğunu düşünüyorum ama gazetecide, aydında, toplumda doğal olarak Cumhurbaşkanı'nın adayının kim olacağı noktasına kilitlenmiş durumda. Ben yani Şubat mı olur ama ben o noktada sanki isim olarak Mart'ı bekleyeceğimizi düşünüyorum. Öyle görünüyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı resmi seçim sürecinin 10 Mart'ta başlatılacağını açıkladı. Elbette Şubat'ta da mümkün ama sanki Mart ayında biz... Yani kesin açıklama yapılmadan açıklamayabilirler diyorsunuz. Evet, anladım. Evet. 10 Mart, yani resmi takvim henüz sadece söylentiden ibaret. Sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve iktidar yetkililerinin açıklamalarından ibaret bir takvimden bahsediyoruz aslında. Henüz resmi süreç başlamış değil. Evet. Anlaşılıyor ki bu açıklamalardan 10 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanı'nın, çünkü biliyorsunuz Remzi Hanım, yani bunun hukuki zeminde her şeye rağmen tartışılmaya devam ediliyor. Yani Cumhurbaşkanı gerçekten bu yetkiye sahip mi? Yani parlamentoyu feshedip burada birçok tartışma var. Artı 6 Nisan gibi kritik bir tarih var. Yani seçim kanunu 6 Nisan'da değişti ama süreç 10 Mart'ta başladığında eski seçim kanunu mu geçerli olacak? Yoksa 6 Nisan'dan sonraki muhalefet bunu bir polemik konusu yapmamak, bir mağduriyet gerekçesi oluşturmamak adına çok fazla dillendirmiyor ama önümüzdeki süreçte hukukçular bu konuda daha keskin şeyler ortaya koyabilir. Her türlü sürprize de açık olmak lazım, evet, diye düşünüyorum. Aslında bu noktada madem ki sözü buraya getirdiniz, sormak isterim her iki konuğumuza da. Evet, muhalefet buradan bir mağduriyet doğurmamak için bu meseleyi çok fazla öne almayacağını, buna odaklanmayacağını ifade etti ama galiba kamuoyundan gelen tepkiler biraz etkiledi mi bu kararı? Çünkü son olarak Özgür Özel de biliyorsunuz eğer aday olursa YSK'ya başvuru yapacaklarını açıkladı. Ne dersiniz? Etkiledi mi kamuoyundan gelen tepkiler? Suat Bey, buyurun sizinle başlayalım. Evet. Şimdi tabii ki etkiledi. Hatta Remzi Hanım, şöyle bir durum da var. Ben bugün yapılacak olan açıklamada, her zaman biliyorsunuz toplantı sonunda bir bildiri yayınlıyorlar. Bugün yapacakları açıklamada ben bu konuya bir netlik getireceklerini, çünkü dikkat ederseniz liderler tek tek açıklamalar yaptılar bu konuda. Kimisi farklı anlaşıldı veya Deva Partisi bu konuda çok başından beri sert bir tutum takınıyor. Sertlikten şunu kastediyorum. Kararlı diyelim.
Evet, Sayın Cumhurbaşkanı aday olursa biz Yüksek Seçim Kurulu'na mutlaka başvuracağız diyor. Evet. Dolayısıyla ben altılı masanın ortak görüşünün bugünkü bildiriye, kamuoyundaki bu sizin de söz ettiğiniz beklentiler nedeniyle mutlaka yansıyacağını düşünüyorum. Ama bu konudaki netlik aslında gerçekten önemli. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'na sadece bir mağduriyet yaratma meselesinin ötesinde... Suat Bey, sesinizi alamadık. Mustafa Bey, sizinle görüşebiliyorsak sizinle devam edelim. Suat Bey, duyabiliyor musunuz bizi? Cümlenizi baştan alarak devam ederseniz sevinirim. Bir kesinti yaşadım. Tamam. Ben toplumda da bir beklenti oluştuğunu düşünüyorum bu konuda. Yani toplum da bu konuda bir güven duymak istiyor. Muhalefet partilerinin tutumu konusunda, anayasal güvence konusunda, anayasaya bağlılık konusunda. Çünkü eğer bu konuda her şeyi Yüksek Seçim Kurulu belirleyecek ve o Yüksek Seçim Kurulu'nu da Cumhurbaşkanı kontrol ediyor, her şeyi sonuçta o kontrol edecek gibi bir algının toplumda başka şekillerde yorumlanma, seçim sonuçlarına, seçim güvenliğine, ya nasıl olsa bir şey değişmeyecek, sandığa gitmeme gerek yok gibi bir takım algılara yol açabileceği endişesi var. Ben bunun gerçekten geçerli bir endişe olduğunu düşünüyorum. Yani burada yapılacak şey çok basit. Altılı Masa'nın iletişim açısından da kaygısını anlamak mümkün. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bu konuları çok seviyor ve bütün seçim kampanyası boyunca bu konunun üzerinde amiyane olacak ama tepinecektir. Yani istediği gibi bu konuyu ele alacaktır. Evet. Ama bu konuda siz topluma somut bir güvence, anayasanın yanında sonuna kadar duracağınızı, bu konudaki yasal ne varsa yapacağınızı belirtir, kendi önünüze bakarsınız. Yani neye? Kendi kampanyanıza, kendi vaat setlerinize, kendi söyleyeceklerinize. Burada bir paralel kampanya dediğiniz bir teknik var. Yani çok önemli bir konuyu siz bir kenarda her zaman tutar, buna muhatap olduğunuzda somut yanıtlarınız hazırdır. Buna kriz iletişimi diyoruz. Ama siz asıl kampanyanızı sonuna kadar sürdürürsünüz. Yani gündemi siz belirlemeyi, gündemi siz çizmeyi sürdürürsünüz. Bu konu çok önemli çünkü. Evet, ama zannediyorum toplumun burada beklediği o güven verme meselesi duyuldu muhalefet açısından. Çünkü çok doğal, en önemli başlıklardan biri olarak kabul edilebilecek, anayasadan gücünü alan bir başlıkta sahip çıkamayacaksanız eğer, bizim sorunlarımıza nasıl sahip çıkacaksınız gibi bir tepkisi oldu kamuoyunda. Şimdi Mustafa tam Bey, evet söylüyorum. Evet. Yani gücünüzü anayasadan alamayacaksanız eğer, burada bile böyle bir güçlü bir tavır sergileyemeyecekseniz, o zaman cidden bir güven sorununa dönüşebilirdi ama duyuldu gibi hissettim ben yapılan açıklamada. Evet. Şimdi Mustafa Bey, bugüne kadar altılı masa, evet bazen kendi aralarında bir takım gitgeller yaşansa da, zaman zaman bazı polemikler ortaya çıksa da bu süreci buraya kadar getirmeyi başardı. Ve fakat şimdi 14 Mayıs gibi henüz resmi olarak açıklanmasa da önümüze konulan bir tarih var. Ve vakit daralıyor. Dolayısıyla belki erteleme lüksüne sahip olunan bazı başlıkları artık erteleme şansı yok altılı masanın. Ve kalan başlıklar da zannediyorum artık daha dikenli başlıklar olabilirler. İşte aday belirlemek gibi, listeleri belirlemek gibi, buradaki partiler arasındaki dengeler ve bölüşümün nasıl sağlanılacağı gibi. Ne dersiniz? Katılıyor musunuz bu fikre? Şimdi artık bu zamanın da daralmasıyla biraz daha liderleri zorlayan bir sürece girilmiş olabilir mi? Ya mutlaka Remziye Hanım, birbirinden farklı partileri konuşuyoruz sonuçta. Burada ya bu masaya nasıl baktığımız önemli. Biz bu farklılıkları Türkiye açısından bir kazanç olarak mı göreceğiz, bir risk olarak mı göreceğiz? Ben sizin de ifade ettiğiniz gibi, biliyorsunuz bu geçen yıl 12 Şubat'ta aslında ittifakın, Millet İttifakı'nın kökeni her ne kadar 2018 seçimlerine Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu seçim işbirliğiyle birlikte başlamış olsa da altı masanın hikayesi 12 Şubat, geçen sene 12 Şubat'ta başladı. Ve o günden bu yana, yani Deva ve Gelecek Partilerinin kurulmasıyla birlikte bir altılı masa siyasi literatürümüze ya da siyasi tartışmalarımıza
konu olmaya başladı. Ve o günden beri her hafta kriz, tırnak içinde söylüyorum, krizle boğuşan bir masa algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Ama geldiğimiz noktada bugün 11. toplantısını yapıyorlar. Önümüzdeki Şubat ayında da işte biliyorsunuz 1. yılını tamamlayacak. Ve gerçekten konuşmanın bu kadar zorlaştığı bir ortamda birbirinden bu kadar farklı gibi görünen 6 siyasi partinin bir araya gelip ülke meselelerini konuşabiliyor olması bence başlı başına Türkiye açısından bir kazanım, bir fırsat. Hiç mi kriz yok, hiç mi risk yok? Ya olmazsa bence bir anormallik var demektir. Yani bu kadar farklı partinin bir araya, bir arada olduğu bir masada kriz demiyorum ama farklı kanaatlerin, farklı çözüm önerilerinin, farklı formüllerin olmasından daha doğal bir şey olamaz. Evet ama şimdi artık bu farklılıkların süre azaldı. Evet şimdi artık bu farklılıkların bu bir strateji tek, ama Remzi Hanım, tek duruş haline gelmesinin mecburiyet kazandığı bir sürece girdik. Şimdi evet bugün bir açıklama beklemiyoruz ama zannediyorum sizler de okumuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Nagihan Alçı'ya, gazeteci Nagihan Alçı'ya konuştu biliyorsunuz. Ve şöyle bir cümlesi var. Diyor ki Kemal Bey adaylıkta dayatırsa İyi Parti kendi adayını çıkartabilir. Şimdi bugünkü bu toplantı öncesinde bu cümleyi nasıl değerlendirelim, nereye koyalım, nasıl anlayalım? Benim kanaatim elbette kulis bilgilerim de bu yönde ama bence İyi Parti'nin bu hamleleri Cumhurbaşkanı adaylığından ziyade biraz 14 Mayıs'ta ihtimal ki 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerden sonra ortaya çıkacak hükümet formülüyle ilgili. Yani siyaseten ne kadar doğru değerlendirilebilir bilmiyorum ama biraz oradaki pazarlık payını yükseltmeye çalıştığını düşünüyorum. Hatta şu bilgi de kısmen konuşuldu. Yani 30 Ocak'taki toplantı acaba ertelenebilir mi? Burada temel kırılma noktalarından birisi bunun, yani yol haritasının yine en kritik başlıklarından birisi olan hükümette yer alacak, hükümetteki yönetim şeklinin nasıl olacağı konusunda bunun seçimden sonraya ertelenmesi gibi İyi Parti'de daha baskın bir kanaat var. Yani bunu bu maddeyi, bu başlığı seçimden sonrasına bırakalım gibi. Bu tür bilgiler var, bu tür duyumlar var. Ama sanki Meral Hanım hatırlarsanız ben başbakanlığa talibim demişti. Biz bunu sadece sistem değişikliğiyle ilgili sınırlı bir şey olarak düşündük, yorumlamıştık. Yani Cumhurbaşkanı adayı olmayacağının bir isarı ifadesi ama başbakanlığa talibim. Geldiğimiz noktada başbakanlık sanki birinci Cumhurbaşkanı yardımcılığı başbakan yetkileriyle donatılmış bir Cumhurbaşkanı yardımcılığı tartışması veya talebi sanki söz konusu. Bütün bunlar elbette bugün de konuşulacak, bundan sonraki toplantıda da konuşulacak. Ben sadece şunu ifade etmek açısından söylüyorum. Bunun ben masa açısından büyük bir krize dönüşeceğini düşünmüyorum. Yani tekrar söylüyorum, Meral Hanım ve İyi Parti'nin yaklaşımı seçimden sonra oluşacak bir iktidar formülünde Meral Hanım'ın hükümeti kuran bir başbakan, birinci yardımcısı, sistem değişene kadar belki bunun ismi farklı olabilir ama hükümette başat rolü üstlenen isim ve parti olma arzusu. Bütün mesele bu. Bu da çözülemeyecek bir şey değil. Masa. Suat Bey siz nasıl bakıyorsunuz tam da toplantı öncesi yapılan bu açıklamaya? Masada bir krize neden olmayabilir ama kamuoyunda, seçmende etkisine olur mesela bu ve benzeri açıklamaların? Şimdi ben de Mustafa Bey'in dediği gibi çok farklı analizler yapılıyor. Özellikle İyi Parti'nin ve Sayın Akşener'in. Çünkü şöyle bir durum var. Yani beklentileri konusunda bu analizler yapılıyor. Remziye Hanım şunu net olarak anlayalım. Meclis çoğunluğu çok önemli. Yani sadece başkanın veya işte Cumhurbaşkanı'nın seçilmesiyle ilgili bir konudan bahsetmiyoruz. Seçildi. Bütün burada işte açıklanmasını beklediğimiz geçiş dönemi yol haritası, ortak vaatler seti, bunların uygulanması hepsi meclis çoğunluğuna bağlı olacak. Yani siz eğer mecliste çoğunluğu sağlayamazsanız ne yaparsanız yapın, örneğin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçemeyeceksiniz.
Bunun için ya erken seçime gideceksiniz, ya bir anayasa oylaması yapacaksınız, ya da meclisteki çoğunlukta örneğin HDP'nin bu konudaki eğer kapatılmazsa ve orada belki bağımsız adaylarla veya başka bir partiyle onlar da bir çözüm bulup yine parlamentoda olacaklar. Onlarla birlikte hareket etmeniz gerekecek. Yani seçimin sonrası için de çok fazla formül var. Biraz önce Mustafa Bey değindi. Yani Sayın Akşener'in konumu, oradaki başbakanlıkla bize anlatmak istediği geçiş dönemini geçtik, seçildik, her şeyi hazırladık, çoğunluğu da sağladık. 2 yıl sonra tekrar seçim yaptık. Orada Sayın Akşener birinci parti oldu ve başbakan oldu öyküsü değil mesele. Bir, bu sürecin kendisi için de Sayın Akşener'in, İyi Parti'nin güçlü bir parti olarak nasıl konumlanacağı, nasıl yer alacağı. Dolayısıyla bu pazarlıkların içinde, tırnak içinde kullanıyorum buradaki pazarlığı, çünkü bunlar sonuçta evet, ortak istişareler, herkesin gücü kadar bir beklentisi var. Bu beklentiler bu masada bugüne kadar zaten bunun sarkmasının evet, en büyük sebeplerinden biri de bu. Netleşmemesi, kolay netleşecek olmaması. Ben Mustafa Bey'in o söylediği şu konuya da katılıyorum. Bunlardan bir kısmı belki hiç umulmadık bir biçimde seçim sonrasına bile kalabilir. Yani bu daha sonraya bile bırakılabilir. Ama ben 30 Ocak tarihinde bir oynama olacağını çok zannetmiyorum. Çünkü bu yine sizin sorduğunuz iletişim boyutuyla ilgili kamuoyunda buna dayalı çok ciddi yine beklenti yaratıldı. 30 Ocak tarihi değişirse bu sefer bu pozitif değil negatif. Yani bakın işte ortak politikalarda da şunda da bunda da anlaşamadılar gibi, hani Cumhurbaşkanı'nın çok sevdiği deyimle karşı tarafa, iktidara bir gollük pasa dönüşür yeniden. Dolayısıyla bunu yapacaklarını zannetmiyorum. Ama aday konusunda yine Mustafa Bey'in değindiği bir şeyin altını çizmek lazım. Çünkü başından beri aslında Altılı Masa hep şunu söyledi Remziye Hanım. Seçim tarihi belli olduğunda, bu belli olduğundan da kasıt resmi olarak belli olduğunda. Çünkü Türkiye bu anlamda çok anayasal olarak da karışık bir sürece gidiyor. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçimi yenilemesiyle meclisi feshetmesi konusunda bile anayasa hukukçuları anlaşamıyorlar. Hatta biliyorsunuz kamuoyunda çok sık dolaştığı için kendisinin bir videosu bile var. Aslında kendisine bir fesih yetkisinin verilmediğini, aslında fesih yetkisinin olmadığını, böyle kendi ağzından bunu anlayanların yanlış anladığını, anayasayı doğru dürüst okumadıklarını bile söylediğini direkt Sayın Cumhurbaşkanı'ndan dinlediğimiz bir videomuz bile var. Evet. Dolayısıyla hani böyle bir sürecin öyle çok kolay, çok hani bu çok karmaşık bir sürecin öyle çok kolay atlatılması veya çözümlenmesi mümkün değil. Ama net resimler var. Ben 3 maddede söyleyeyim. Birinci net resim şu. Biz 30 Ocak'ta ortak politikalar metnini bence mutlaka göreceğiz. Şubat ayı içinde Mart'a sarkmadan, çünkü toplumdaki bu beklentinin bence artık Altılı Masa'da farkında. Yani o kendi taahhütlerinin biraz dışına çıkarak Şubat ayının ortasındaki 12 Şubat tam birinci yılı doldurma açısından çok iletişim açısından da çok güzel bir tarih. Bir yılın sonunda buyurun size aday demek de mümkün kamuoyuna. Sembolik tarihler hep mi AKP'nin olacak diyorsunuz? Neden Altılı Masa'da sembolik bir tarih kullanmasın? Evet, çok aynen öyle. Güzel aynen bir hatırlatma. Evet, dolayısıyla biz bir yıl çalıştık. Bakın bize geç kaldınız dediniz, eksik yaptınız dediniz. Hayır, her şeyi tam yaptık. Size bir hükümet programı koyduk önünüze. Bunu uygulayacak olan aday budur. Ve geçiş döneminde de biz şöyle bir ülke arzuluyoruz. Türkiye'yi güçlendirilmiş parlamenter sisteme taşımak için bir aradayız mesajını çok net verebilir. Bir de artık Remziye Hanım şunu söyleyerek son bitireyim. Yani lütfen. Evet, bu artık pozitif bir sürece doğru da akmalı. Yani hep eksikleri görmek, özellikle Altılı Masa çerçevesinde eleştirel olmak, bu zaten o yapının bir zenginliği. Orada bazı alınganlıklar oluyor bizim getirdiğimiz eleştirilere vesaireye. Bu buranın zenginliği, ama artık aday netleştikten, hükümet programı ortaya çıktıktan sonra sürecin çok pozitif ilerleyeceğini, hatta iddialı bir şey de söyleyeyim. Ben aday netleştiği, program ortaya çıktığı, geçiş dönemi yol haritası herkes tarafından benimsendiği anda bu 3-4 puanlık doğrudan bir buna dip dalga da diyebilirsiniz. Bir dalga üzerinde surf de diyebilirsiniz. Adayın Millet İttifakı'nın oylarını arttıracağını da, kamuoyunda böyle bir etki, çarpan etkisi yaratacağını da düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli katkı.